Merhaba Terazi Burcu ve Yükselen Burcu Terazi olanlar. Bu videoda size Jüpiter'in Boğa Burcu'ndaki transitine dair çok detaylı, çok önemli bilgiler aktaracağım. Jüpiter'in bu seferki Boğa Burcu transiti benzersiz olacak. Neden derseniz görmüş olduğunuz Uranüs Boğa Burcu'nda transit halinde olacak ve aynı zamanda Kuzey Ay Düğümü de Boğa Burcu'nda olacak 17 Temmuz 2023 tarihine kadar. Dolayısıyla burada çok farklı etkiler devrede olacak. Sizler için bu etkiler ne gibi sonuçlar getirecek bunlara dair bilgiler aktaracağım. Ayrıca Boğa Burcu'nda konumlanmış gezegenlerinizse, önemli asteroidleriniz varsa Jüpiter'in transitiyle ne gibi şanslar elde edeceksiniz hepsini tek tek anlatacağım. Mutlaka videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Önce klasik etkilerden bahsedeceğim, sonrasında ise bu bilgilerden ayrıntılar ekliyor olacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Jüpiter 16 Mayıs 2023-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Boğa Burcu'nda sizin 8. evinizde transit halinde olacak. 8. ev konuları nelerdi? 8. ev aile ya da eş üzerinden miras ya da nafaka yoluyla kendi kazançlarımız dışında gelen paralar, ortaklık üzerinden kazanmış olduğunuz paralar, bankadan ya da başkalarından almış olduğunuz kredi ve borçlar, sigorta ve vergilerle ilgili konular, cerrahi müdahale gerektiren sağlık sorunlarımız, cinsel deneyimler, hamilelik süreçleri, katıldığınız müsabakalar, yaşadığınız takıntı, kaos ve kriz içeren problemler, ikili ilişkiler üzerinden yapılan hataların faturası, ayrılık ve ayrılık acısı, gizli saklı konular, derin araştırmalar, aldatılmaların ortaya çıkması, ölüm ve ölüm ötesi konuları araştırma ya da en olumsuz manada deneyimleme gibi süreçleri gösterir. Bunun dışında 8. ev küllerimizden doğduğumuz, hayatımıza reset attığımız çok önemli değişim ve dönüşüm yaşadığımız zamanları gösterir. Astrolojide anka kuşunun hikayesinin geçtiği yerdir. Burası başkalarının yardımı olmadan içinden çıkamadığımız zorlu meselelerle de ilgili olduğu için astroloji ya da psikolojik yardım aldığımız zamanları da gösterebilir. Burada Jüpiter'in transiti ile beraber bütün bu bahsettiğim zorlu etkileri, daha çok yaşananlar ne olursa olsun şanslı bir şekilde çözüme kavuşturabileceğini ya da daha çok olumlu manalarıyla çalıştırabileceğini gösterir Jüpiter. Atıyorum, az önce dedik ki işte ölüm ve ölüm ötesi konular böyle bir deneyim de getirebilir dedik. Bu kişi zaten size yük olan, sizin hayatınızdan çıkarmak istediğiniz, sizi zorlayan bir kişi de olabilir. Böyle bir deneyim de yaşayabilirsiniz. Ne yaşanırsa yaşansın burada bir şekilde sonrasında size bir şans kapısı aralatabilir ya da şanslı bir şekilde çözmenize olanak sağlayabilir. Jüpiter'in aynı zamanda koruyucu ve şifacı etkisi de vardır. Özellikle sağlık problemleri yaşıyorsanız bunların tedavi edilmesi, ortadan kaldırılması adına şanslı etkiler sunacağı için lütfen tedavi olmaktan, gerekenleri yapmaktan çekinmeyin. Bu süreci kullanmaya çalışın. Özellikle cerrahi müdahaleler gerektiren bir probleminiz varsa, sağlık probleminiz varsa olumlu tedavi olabilir. Olumlu bir şekilde tedavi sürecini atlatabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Ya da bu 8. ev konuları üzerinden sizi çok zorlayan bir durumla karşı karşıyasanız eğer Jüpiter burada bir şekilde sizi koruyacaktır. Atıyorum mesela bir ayrılıkla ilgili bir dönemdeyseniz bunu en rahat şekilde atlatmanız adına size Jüpiter şans sağlayacaktır. Yani bu size olumlu destek verecek kişilerin hayatınıza girmesini yardımcı olacaktır. Bu manada da eğer bir danışmanlık almak istiyorsanız, psikolojik danışmanlık, astrolojik danışmanlık ya da okült konularla alakalı olarak hayatınızda yaşadıklarınızı anlamlandırmak adına bundan sonraki hangi konuda yanlış yaptınız, neleri doğru yaptınız, neleri yanlış yaptınız, bundan sonra nasıl davranmalısınız vesaire, bu konularda alacağınız danışmanlıkların size çok fazla katkısı olabilir. Ve ya da haritanız da çok artık sıkıldıysanız her şeyden, haritanız yani hayatınızda çok önemli bir değişim yaratmak istiyorsanız eğer burada Jüpiter size çok önemli katkılar sunabilir. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, ben artık sıkıldım, bütün hayatımı değiştirmek istiyorum, kendimi baştan yaratmak istiyorum, bir dönüşüm yaratmak istiyorum hayatımda diyorsanız eğer lütfen bu süreci kullanın. Bunu yaparken karşınıza size destek olacak çok güzel kişiler çıkabilir. Bir şekilde şans sizden yana olacaktır. Bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Lütfen
böyle bir özellikle dönemdeyseniz bu süreci kullanmaya çalışın. Doğru zaman bu zaman. Hayatınızda çok önemli değişimlere, dönüşümlere imza atabilirsiniz bu süreçte. Bunun dışında hamilelikle alakalı bir isteğiniz varsa yine bu süreci de kullanabilirsiniz. Özellikle bu konuda problemler yaşayan arkadaşlarımız varsa sürpriz bir şekilde özellikle bu hamilelik haberini alabilecekleri çok özel bir dönemde yaşayabilirler. Vesaire vesaire, artık hani örnekler çoğaltılabilir. Hepsinden tek tek bahsettim. Mirasla ilgili konularda problem yaşıyorsanız bunları çözüm üretmek konusunda destek olabilir. Ya da işte borçlarınız varsa yeni krediler almak, gerekli borçları bulmak, borçlarınızı yapılandırmak vesaire, bunlar içinde size önemli fırsatlar sunabilir. Bir kez daha bunları da eklemiş olalım. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. Evet, 1 Haziran tarihinde görmüş olduğunuz 8. evinizde Kuzey Ay Düğümü ve Jüpiter'in bir kavuşumu yaşanacak. Çok çok önemli. Biliyorsunuz Kuzey Ay Düğümü bulunduğu evle alakalı olarak bize kadersel bir şekilde ilerlememize olanak sağlar. Bizim kadersel bir şekilde ilerlememize olanak sağlar. Önümüze kapılar açar. Ve burada yaşananlar bundan sonraki hayatımıza da tesir eder. Bundan sonraki kaderimize tesir eder. O yüzden çok önemli. Yani burada 8. ev konuları üzerinden yaşayacağınız bir kader var. Yepyeni bir döngü var. Önünüzde açılacak bir yol var, bir kapı var anlamı taşıyacaktır. Ve bundan sonra da yaşanacaklar sizin kaderinizi şekillenecek. Bundan sonraki kaderinize tesir edecek. Şimdi özellikle Jüpiter sizin 3. evinizin de yönetici gezegeni olduğu için 3. ev konuları üzerinden de bir kader yaşayabileceğinizi söyleyebiliriz. Hani bu evin yöneticisi ve kavuşum yaptığı için. 3. ev de özellikle bizim aldığımız haberleri ifade eder. Bir takım böyle haberler alabilirsiniz. 8. ev özellikle gizli saklı konuları da ilgilendirdiği için sizden gizlenen, farkında olmadığınız ya da sizi yanıltan insanların size söylediği yalanları öğrenebilirsiniz. Bir takım ifşalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu gösterebilir. Ya da bir iş kurmak istiyordunuz diyelim. Hani 3. ev, öncelikle 3. ev konularından bahsedeyim dilerseniz daha rahat bağlantıyı kurabilirsiniz. 3. ev bizim kardeşlerimiz, komşularımız, yakın iletişimde olan kişiler, kan bağı taşıdığımız kişiler, iletişim araçlarımız, ulaşım araçlarımız, kısa sertifika programlarımız, almış olduğumuz sertifikalar, eğitimler, başka atmış olduğunuz imzalar, ticaret ya da bir iş kurmak istiyorsanız yapmış olduğunuz girişimler vesaire, bunlara dair konu başlıklarını ifade eder. Eğer böyle ticaret vesaire ya da araba almak satmak vesaire bir konunuz varsa, bunlarla alakalı krediler, bunları yapılandırmak ya da bunu bir araba almak istiyorsanız, belki borç almak istiyordunuz, bu borcu bulmak gibi durumlar yaşatabilir. Ya da bir takım imzalarınız olabilir. Bunlar mirasla alakalı olabilir ya da nafakayla ilgili olabilir, borçlarınızla ilgili olabilir vesaire vesaire, bir şekilde bağlantılı olabilir burada yaşanacak bu kaderin bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili olarak. Bu arada etkilerini 2 hafta öncesinde, 2 hafta sonrasında hissedebilirsiniz. 1 Haziran 2023'te olacak bu kavuşum. Bütün bu tarihleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan bakıp kontrol edebilirsiniz. Hızlı anlattığım için takip etmek zor olabilir. Evet, geçelim bir sonraki etkiye. Evet, 4 Eylül 31 Aralık tarihleri arasında Jüpiter'in retrosu olacak. 15 dereceden başlayacak retrosuna, 5 dereceye kadar gerilecek. Sonra tekrar ileri harekette olacak. Burada bir takım yavaşlamalar olabilir, bir takım tekrarlar, aksilikler yaşanabilir bu süreçte. Bunun dışında olumlu manada ise geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar ayağınıza gelebilir. Geçmişte kaçırdığınız fırsatları tekrar değerlendirebilirsiniz. Evet, geçelim 21 Nisan 2024 tarihine. 21 Nisan 2024 tarihinde görmüş olduğunuz Boğa burcunun 21 derecesinde Jüpiter ve Uranüs'ün bir kavuşumu yaşanacak. Çok çok önemli. Bu da demek oluyor ki, yani bu kavuşum demek oluyor ki 8. ev konuları üzerinden sürpriz bir gelişme yaşayacaksınız. Sürpriz bir şekilde olan bir durum ortaya çıkacak.
sürpriz bir hamilelik mesela atıyorum. Ya da sürpriz bir şekilde hep borç arıyordunuz, bir türlü bulamıyordunuz. Bu borcu bulabilirsiniz. Ya da borçlarınızı yapılandırabilirsiniz. Borçlarınızı kapatabilirsiniz. Başka miras üzerinden sürpriz bir miras size çıkabilir. Bunu da gösterebilir. Sağlık problemlerinizle alakalı bir tedavi, yeni bir tedavi, özellikle Uranüs teknolojiyi anlattığı için teknolojiden yararlanılan bir yeni bir tedavi ortaya çıkabilir. Bu şekilde sağlık problemlerinizin üstesinden gelebilirsiniz. Başka söyleyebileceğim, özellikle astrolojik danışmanlıklar, hani Uranüs astrolojiyi temsil ettiği için alacağınız astrolojik danışmanlıklar size fayda sağlayabilir. Vesaire vesaire. Burada yani şanslı bir şekilde ilerleyecek sürpriz bir gelişmeyi anlatıyor. Ve Uranüs sizin 5. evinizin yönetici gezegeni olduğu için özellikle bu sürpriz çocuklarla ilgili olabilir, aşk hayatınıza dair olabilir. Borsa, kumar gibi riskli yatırımları içerebilir ya da başka hobiler, sahnelediğiniz sahne sanatçısıysanız bunlarla ilgili sürpriz şanslı gelişmeleri de yaşatabilir. Olumsuz manada ise eğer aldatıyorsanız, ilişkinizde etik davranmıyorsanız bunun böyle sürpriz bir şekilde ortaya çıkması gibi bir durum da yaşanabilir. Ya da siz de eğer böyle bir durum yaşatıyorsa birileri size bunu sürpriz bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bunu da anlatabilir. Yani burada Jüpiter sizin 3. evinizin yönetici gezegeni olduğu için ve Uranüs ifşaları da temsil ettiği için bir şekilde varsa sizden gizlenen, saklanan ya da sizi yanıltan kişiler, bunlarla ilgili ifşalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gerçekleri öğrenebilirsiniz. Ama her anlamda olumlu düşünün. Bir yalanı yaşamaktansa yıllarca gerçekleri öğrenip hayatınızı gerçekler üzerine, sağlam temeller üzerine kurup inşa etmek çok daha elbette sağlam olacaktır, sağlıklı olacaktır. Bundan sonra bu alandan sarsılmayacağınız etkisi sarsılmayacağınız anlamına gelecektir. Bu manada da yine güzel diyebiliriz. Yalan bir durumu yaşamaktansa elbette gerçek aşkı arayıp bulmak çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, şimdi geçelim. Eğer Boğa burcunda gezegenleriniz varsa Jüpiter'in buradaki transitiyle beraber yaşanacak kavuşumlarla ne gibi etkiler, ne gibi şanslar elde edeceksiniz, bunlardan bahsedelim. Eğer Uranüs'ünüz varsa az önce bahsetmiş olduğum benzer etkiler devrede olacaktır. Bunu tekrar anlatmayacağım. Başka geçelim. Eğer Güneş'iniz varsa Boğa burcunda, yani siz yükselen terazi, Güneş burcu Boğa olan bir bireyseniz, baba ve baba figürü taşıyan kişilerle ilgili şanslar, onlardan gelecek şanslar elde edebilirsiniz. Güneş sizin 11. evinizin de yönetici gezegeni olduğu için özellikle daha hayatta arkadaşlarınızla daha çok sosyalleşmek, kariyerin getirileriyle alakalı artışlar, sosyal yardım kuruluşları, partiler, dernekler vesaire, böyle bir çalışma hayatınız varsa buralarda size önemli görevler verilebilir, terfi alabilirsiniz. Başka söyleyebileceğim, önemli kişilerden destekler görebilirsiniz yine, gibi etkiler çoğaltılabilir. 11. ev konu üzerinden de şanslı etkiler yaşayabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. Evet. Az önce söylemiştik zaten. Şimdi Venüs'e geçelim. Sizin eğer yönetici gezegeniniz Boğa burcunda konumlanmışsa direkt sizin yükseleninizin üzerinden geçer gibi şanslı etkiler sunabilir sizlere. Eğer haritanızda destekliyorsa bunu. Birinci ev konuları gibi düşünebilirsiniz. Jüpiter'in hani birinci evden geçiyormuş gibi etkisini hissedebilirsiniz. Birinci evde biliyorsunuz imajınız, bütün dış görünüşünüz, özel hayatınız, iş hayatınız, istekleriniz vesaire, bütün bu konularla ilgilidir. Yani sizi ilgilendiren tepeden tırnağa ne varsa tüm bunlara dair şanslı etkiler yaşayabilirsiniz. Bütün hayattan ne istiyorsanız, evlenmek, işte yuva kurmak, ev almak, araba almak, bir iş kurmak, daha çok kazanacağınız bir işe başlamak gibi, yani hem iş hayatınıza dair hem de özel hayatınıza dair, hayattaki bütün isteklerinize dair olumlu etkiler sunabilir. Yani taşınmak mesela, bunu da ekleyebiliriz. Eğer çevrenizi değiştirmek istiyorsanız böyle bir şanslı etki de yaratabilir.
Evet, başka geçelim. Eğer ayınız boğa burcunda konumlanmışsa, ay erkek haritalarında özellikle kadını temsil ettiği için erkeklerde evlilik potansiyeli taşıyan bir ilişkiye başlamak ya da evlilik anlamı taşıyabilir. Kadınlarda ise daha çok anne olmakla ilgili şanslar yaratır. Bunun dışında kadınlardan gelecek şanslar, anne ya da anne figürü taşıyan kişilerle var olan problemlerin çözülmesi ve olumlu durumların yaşanması, hislerin artması gibi durumlar yaşatabilir. Ve ay aynı zamanda sizin 10. evinizin yönetici gezegeni olduğu için kariyerle ilgili güzel gelişmeler, yine mesleki ünvanlarınızla alakalı güzel gelişmeler. Yani eğer almak istiyorsanız herhangi bir mesleki ünvan, işte berber olmak, avukat olmak, mühendis olmak, doktor olmak vesaire, bunlarla ilgili şanslı gelişmeler ya da terfilik almak istiyorsanız müdür yardımcısı vesaire, bu şekilde de çalışabilir. Özel hayata ilişkin bir sıfat da olabilir bu. İşte yine evlenmek, nişanlanmak vesaire, anne olmak, baba olmak adına şanslı etkiler yaratabilir. Eğer içinde mutsuz olduğunuz bir evliliğiniz varsa boşanmak adına da şanslı etkiler yaşatabilir. Evet, geçelim başka Merkür'e geçelim. Eğer Merkür'ünüz boğa burcunda konumlanmışsa, Merkür önemli haberler almak, yeni kararlar almak, insanlara duyurular yapmak, yeni insanlarla tanışmak, yeni bir flörte başlamak, söz yapmak, nişan yapmak, bir eğitime başlamak, yeni bir iletişim cihazı satın almak, yeni bir araç satın almak, bir anlaşma imza atmak, yeni bir belge almak gibi durumlar yaşatabilir. Ve aynı zamanda Merkür sizin 9. ve 12. evinizin yönetici gezegeni olduğu için özellikle uzaklarla, yurt dışıyla bağlantılı işlerde büyük başarılar getirebilir. Ya da bir eğitim alıyorsanız mesleki eğitimle alakalı güzel şanslı etkiler getirebilir. Sınavlarda başarı getirebilir. Uzaktan erişimle bir iş yapıyorsanız, işte uzaktan erişimle eğitim almak ya da eğitim vermek, e-ticaret yapmak, sosyal medyayı kullanarak, basın yayını kullanarak bir iş yapmak gibi eğer bir düşünceniz varsa ya da böyle bir gündeminiz varsa bunlara dair şanslı etkiler yaratabilir. Ya da ruhsal farkındalıklar, inançlar, işte felsefik konular gibi konularda eğer böyle bir araştırmanız varsa bu anlamda da bu araştırma sürecinin olumlu ilerleyebileceğini de gösterebilir. Geçelim başka Mars'a geçelim. Eğer Mars haritanızda boğa burcunda konumlanmışsa, Mars nikah akdi demektir. Özellikle kadın haritalarında evlilik potansiyeli taşıyan bir ilişkiye başlamak ya da evlilik anlamı taşıyabilir. Bunun dışında yeni bir atılım yapmak, yepyeni bir başlangıç yapmak, yeni bir mücadeleye girişmek, savaş verdiğiniz bir konuda zafer elde etmek, spora başlamak gibi durumlar yaşatabilir. Aynı zamanda Mars sizin 7. evinizin yönetici gezegeni olduğu için yeni bir ilişkiye başlamak, evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak, bir ortaklıkla ilgili bir iş yapmak, bir ortaklaşa bir iş yapmak, danışmanlık aldığınız ya da verdiğiniz kişilerle ilgili şanslı gelişmeler yaşamak gibi etkileri gösterebilir. Geçelim Satürn'e. Eğer Satürn'ünüz boğa burcunda konumlanmış haritanızda, devlet ya da yasal konularda şanslar elde etmek, evlenmek, boşanmak, anne olmak, baba olmak gibi konularda fırsatlar yakalamak, iş yeri açmak, terfi almak, mesleki ünvan gibi iş hayatına ilişkin konularda resmi fırsatlar yaşatabilir. Baba ve baba figürü taşıyan ya da önemli konumlarda bulunan kişilerden destekler görmek, bu kişilerle var olan problemleri ortadan kaldırmak gibi etkiler yaşatabilir. Satürn aynı zamanda sizin 4. evinizin yönetici gezegeni olduğu için taşınmak, yuva kurmak, ev almak, ev satmak, gayrimenkuller almak, yine satışla alakalı şanslı etkiler yaratmak, yaşamak gibi etkiler yaşatabilir, getirebilir. Evet, gezegenleri bitirdik. Şimdi geçelim Kuzey Ay düğümüne. Kuzey Ay düğümü boğa burcunda konumlanmışsa, bundan sonraki süreçte hayat planını etkileyecek yeni bir kadersel döngüyü işaret eder. Kadersel şanslar yaratır, kadersel ilerleyecek çok güçlü bir başlangıcı anlatır. Eğer Güney Ay düğümü boğa burcundaysa, yani Kuzey Ay düğümü akrepte ise, kurtulmak ya da bırakmak istenen kişi ve olaylardan kadersel yaşayan durumlar neticesinde tamamen kopuş etkisi yaratabilir. Geçmişte elinizden kaçırmış olduğunuz şans kadersel bir şekilde tekrar sizi bulabilir.
Geçelim asteroidlere. Eğer Chiron haritanızda boğa burcunda konumlanmışsa, Chiron bilgelik, ruhsal farkındalık, karmamız, travmalarımızla ilgilidir. Üstesinden geldiğimiz zorluk ve üzüntüler konusunda başkalarına rehberlik edip buradan kendimize kapı aralamak gibi olumlu etkiler yaratabilir. Travmalarımız, şifa araçlarımız ve sağlık sorunlarımız varsa bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşatabilir. Juno'ya geçelim. Juno boğa burcunda konumlanmışsa, Juno eş ruhumuz, karşı cinsi aradığımız özellikleri belirleyen nitelikler, kadersel evlilik potansiyeli taşıyan profillerle ilgilidir. Özellikle kadın haritalarında etkili çalışır. Yani özellikle kadınlar bu profillerle, evlilik potansiyeli taşıyan profille tanışmak ya da bir ilişkiniz varsa evliliği taşımak gibi etkiler ortaya çıkartabilir. Geçelim Serez'e. Eğer Serez haritanızda boğa burcunda konumlanmışsa, Serez beslenme, üretkenlik, bereket, yeşertmek ve yenilenme ile alakalıdır. Kadın haritalarında anne çocuk temaları ile alakalıdır. Erkek haritalarında ise ay gibi çalışır. Evlilik potansiyeli taşıyan kadın figürünü gösterir. Bu kişiyle tanışmak ya da ilişkiyi evliliğe taşımak gibi etkiler yaşatabilir. Vesta'ya geçelim. Eğer Vesta'nız boğadaysa, Vesta bulunduğu evi koruma altına alır, besler ve güçlendirir. Ruhumuzu adadığımız, bağlılık duyduğumuz, kutsallaştırdıklarımızla alakalıdır. Bu tarz bir varsa 8. ev konularınıza dair böyle sizin hani adeta kutsal gördüğünüz, yapmaktan hoşlandığınız, atıyorum mesela astroloji danışmanısınızdır. Çünkü 8. ev bu tarz okült konuları ilgilendirdiği için bunlara dair şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz ya da psikologsunuzdur vesaire vesaire. Evet, geçelim Pallas'a. Eğer Pallas sizin 8. evinizde konumlanmışsa, yani boğa burcunda konumlanmışsa, zeka, strateji ve diplomasiyle kazanılan savaşlardır Pallas. Kritik problemleri çözmede zihni daha yaratıcı, daha dinamik ve daha bilgece kullanmayı temsil eder. Yani burada yapacağınız bu diplomasiyle, oluşturacağınız stratejiyle bütün olaylara ustalıkla çözüm getirebileceğiniz bir süreci tetikleyebilir. Geçelim Psyche'ye. Eğer haritanızda Psyche boğa burcunda konumlanmışsa, kadın haritalarında ruh eşi ve ideal aşkı temsil eder Psyche. Erkek haritalarında ise aynı görevi Eros görür. Eros boğa burcunda konumlanmışsa, erkek haritalarında ruh eşi ve ideal aşkı temsil eder. Dolayısıyla bu kişiyle tanışmak ya da var olan ilişkiyi evliliğe taşımak gibi etkiler yaratabilir. Bu bahsettiğim asteroidler biraz daha böyle yardımcı unsurlardır. Daha minör etkiler yaratır. Evlilik için daha böyle vurucu, çok önemli destekler gerekiyor haritada. Hani bunu belirtmek isterim. Bununla alakalı ben çok detaylı bir video çekmiştim şu an kanalımda, yayında zaten. Oradan bakıp bilgi edinebilirsiniz. Ama bir kez daha söylüyorum. Asteroidler daha çok minör etkilerdir, destekleyici unsurlardır. Tek başına hani bir Juno'nun üstünden Jüpiter'in geçmesi bir evlilik anlamı taşımayacaktır. Evet, özet olarak bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şunu da eklemek istiyorum kapatmadan. Eğer haritanızda Venüs'ünüz herhangi bir evde konumlanmışsa, bu evle alakalı şanslı gelişmeler değişebilirsiniz. Çünkü Venüs boğa burcunun yöneticisi olduğu için buraya da taşıyabilir o şanslı etkiyi, anlamına gelir. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.